Arkadaşlar herkese merhaba. Rotasız balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgilinizin, eşinizin gözü sizden başkasını görmeyip size bağlanması için bir ritüel hazırladım. Bu ritüelim sayesinde sadece size ilgi gösterip çok mutlu olabileceksiniz. Ritüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram rotasız balık YouTube hesabımı da takibe alarak gelecek etkinliklerimden yararlanabilirsiniz. Aşk, sevgi denildiği zaman ilk akla gelen kalptir. 1344 yılında bugünkü şekliyle kalbin ilk çizimi The Romance of Alexander adlı Lambert Letour tarafından yazılmış bir el yazmasında ortaya çıktı. Yüzlerce süslenmiş sayfaya sahip Alexander, Orta Çağ'ın en iyi kitaplarından biriydi. Kalp sembolünü her yerde görüyoruz. Kısa mesajlar, pasta, kıyafet ve daha birçok yerde. Ama aynı zamanda gerçek kalbin buna benzer bir şey olmadığını hepimiz de biliyoruz. Tarihçi Marilyn Yan bize bu organın nasıl bir sembol haline geldiğini çok güzel anlatmıştır. 12 ve 13. yüzyılda kalp saray halkı arasında yerini aldı. Halk o zamanlar fin amar olarak bir aşk çeşidi hakkında konuşuyordu. Bu terimi herhangi bir dile çevirmek imkansız olsa da anlamı aşırı mükemmel ya da ideal aşk gibi bir şeydir. Courtly love yani saray aşkı türü olarak bilinir. Bu türe göre Ozan kalbini yalnızca birine kaptırır ve kalbinin sonsuza dek ona ait olacağına dair söz verir. Bir yandan bir lir ya da arp ana eşlik ederken saray halkının ve aşığının önünde kalbi ve aşkı hakkında şarkılar söylerdi. Fransa'da başlayan şarkılar söylerdi. Bu Fransa'da başlayan akımla beraber İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya, Macaristan ve İskandinavya'da yayınlandı. Ozanlar sayesinde aşk sadece edebi bir kavram olarak kalmadı. Aynı dönemde önemli bir toplumsal değer haline de geldi ve insanlar olmanın sözünü oluşturdu. Aşka duyulan özlem Batı bilincine sızdı ve o zamandan beri arada bulunuyor. 1300-1340 yılları arasında yazılan aşk şiirlerinin derlemesi olan Codex Manasse'dan oluşmuştur. Çiftin ortasından bir ağaç yükselir ve tepesinde üzerinde amor yazan bir arma bulunur. 1344 yılında iki lob ve bir uca sahip kalp simgesinin bilinen ilk görseli The Romans of Alexander adlı Lambert Letour tarafından yazılmış bir el yazmasında ortaya çıktı. Yüzlerce süslenmiş sayfaya sahip Alexander, orta çağın en iyi resimli kitaplarından biridir. Kalbin bulunduğu sayfada karşıdaki adamdan aldığı kalbi taşıyan bir kadın vardır. Hediyeyi kabul ediyor, adam da kalbin nereden geldiğini göstermek için göğsünü işaret ediyor. Bu andan itibaren özellikle Fransa'da kalp görsellerinde bir patlama yaşandı. Şimdi yavaştan elimize geçelim arkadaşlar. Burç elimde kesinlikle kırmızı renkli bir kaleminize ve çizgisiz bir kağıda ihtiyacınız var. Full odaklanarak aklınızda sadece rüçeli yapmak istediğiniz kişiye konsantre olarak bu rütbeli sizlerle beraber yapacağız. Şimdi rütbelin başından beri kalp sembolünden ve onun öneminden bahsettik. Tam ortaya bir kalp çizmenizi istiyorum sizlerden tam ortaya bir kalp çizeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar kağıdınızı yan çevirmenizi istiyorum. Bu şekilde kağıdı yan çevirdikten sonra bir tane daha kalp eklemenizi istiyorum. Daha sonra bu şekli tekrardan kağıdınızı çevireceksiniz ve bir kalp daha eklemenizi istiyorum. Ve son olarak son çevirmeyi yapıyoruz. Bir kalp daha ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde kağıdımızı ilk başladığımız noktaya getiriyoruz. Sonra arkadaşlar 4 tane kalbi tamamladıktan sonra bu kalpleri üçgen içerisine almanızı istiyorum sizlerden. Kalplerinizi üçgen içerisine aldıktan sonra çizdiğiniz bu dört kalbin içerisine de ritüeli yaptığınız kişinin adını yazacaksınız. Buraya onun adı yine aynı şekilde kağıdınızı tekrar çeviriyorsunuz. Onun adı yine kağıdınızı çeviriyorsunuz arkadaşlar. Onun adı Lütfen sıralamaya dikkat edelim. Onun adı ve kağıdımızı tekrardan ilk haline getiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar çizdiğiniz bu dört kalbin içerisine onun adını yazdıktan sonra sol tarafa ve sağ tarafa şu anki ikiniz yani tek vücutmuşsunuz gibi tek beden tek vücut olarak düşünerek ikinizi de çizmenizi istiyorum. Burada iki kafadan oluşuyor şekilde fakat tek beden iki farklı zihin de olsa bunlar uzuvlarınızın alt kısımda birleşmiş hali ve kollar, eller beraber bir şekilde. Yine aynı şekilde sağ tarafa da ikinizi tek beden, tek vücut olarak düşünerek çiziyorsunuz. Bu şekilde imgelemelerimizi tamamlamış oluyoruz. Daha sonra üçgenin altına sadece ikimiz yazmanızı istiyorum. Bakın şu kısma sadece ikimiz. Dünya ve yeryüzünde sadece ikinizin kaldığını ve birbirinizden başka kimseye karşı çekim hissetmediğinizi vurgulayan cümlemiz sadece ikimiz. Sonra sol tarafa sen, sağ tarafa ise ben yazmanızı istiyorum. Sol tarafa yani bu kısma sen bu kısma ise ben yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Tek beden, tek vücut kısımlarınızın olduğu yerde sol tarafta sen, sağ tarafta ise ben yazdıktan sonra üçgenin içerisine birbirimizi seviyoruz yazmanızı istiyorum. Bakın bu noktada kilit oluşturduk ve burada birbirimizi seviyoruz yazacaksınız. Daha sonra arkadaşlar sizlerden istediğim kağıdı katlayın ve kağıdımızın üzerine sizlerle beraber son vurucu cümlemiz yani mottomuz zihinlerde canlanacak ve bilinçaltına kaydolacak olan cümle çok mutluyuz. Arkadaşlar rütüeli yaparken full konsantrasyon ile yalnızca o kişiyi düşünmeniz, yalnızca o kişiye odaklanmanız gerekiyor. Eğer bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız enerji taşlarımdan yararlanabilirsiniz. Bunlar direkt olarak sizin isteğinize ve dileğinize yönlendirilmiş size özel sizin bilgileriniz ile kodlanacak enerji taşlarıma Instagram adresimiz Rotasız Balık YouTube'dan bizlere ulaşarak sağlayabilirsiniz. Son vurucu cümlemiz olan çok mutluyuzu yazdıktan sonra bu kağıdı 3 gece yatağınızın altında saklayın. Dördüncü gün çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan da sorabilirsiniz. Zaten bildiğiniz gibi hepsine elimden geldiğince cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram Rotasız Balık YouTube'dan da takip olarak gelecek etkinliklerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.